Merhaba ve kaosun içinde düzenin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Tekrar benimle olduğunuz için çok mutluyum. Ben Deniz Emine Çambel. Bugün hepimizi yakından ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. İnsanlık. Bu sık sık duyduğumuz bir kelime ama duruma göre farklı anlamlar taşıyabiliyor. Peki insan olmak ne demek? Günlük hayatımızda zor zamanlarda ya da başkalarıyla olan ilişkilerimizde insanlık nasıl kendini gösterir? İnsanlık gerçekten kendi başına evde otururken kendini gösterebilir mi? İnsanlık çok büyük bir kelime gibi gelebilir. Büyük jestler, kahramanca hareketler akla gelebilir sanki. Ama aslında insanlık genellikle küçük anlarda ortaya çıkıyor bana göre. Durup başkalarına karşı empati, saygı ya da sadece dinlemeyi tercih ettiğimiz anlarda. İnsan olmak ne demek diye sorduğumuzda belki de dünyayı değiştiren büyük tarihi figürler gelir aklımıza ama aynı zamanda insanlık her gün karşımıza çıkıyor. Birine gülümsemek ya da birinin yardıma ihtiyacı olduğunda karşılık beklemeden zamanımızdan veya enerjimizden bir parça vermek gibi. Hepimizin bildiği bir örnek var. Metroda ya da otobüste oturmuş, yorgun ve stresli bir haldeyiz. Sonra içeriye yardıma ihtiyacı olan biri biner. Belki yaşlı biri ya da elinde bir sürü poşet taşıyan biri. Ve çok sık görürüz ki insanlar hemen kalkıp yerlerini teklif eder. İşte bu gibi anlar insanlığın aslında günlük yaşamın bir parçası olduğunu ve hayatımız ne kadar zorlayıcı olursa olsun hepimizin bunu yapabileceğini hatırlatır. Üstelik böyle anlar hem yapabileceğimizi hem de buna ihtiyaç duyduğumuzu. Belki de insanlık tam olarak budur. Günlük hayatta küçük detaylara dikkat etmek. Dünyayı kurtarmaktan ziyade çevremizdeki insanlara görülüp değer verdiklerini hissettirmek. Onlara ait olduklarını hissettirmek. Geçenlerde başıma gelen bir olayı anlatayım. Bir kafedeydim ve önümdeki kadın kahvesini ödeyecek kadar bozuk parası olmadığını fark etti. Arkasında duran adam hiç düşünmeden birkaç kuruş ekledi. Bu çok ufak bir hareketti. Belki o adam o anı hemen unuttu bile. Ama o kadın o kadar minnettardı ki günü adeta değişti. Bu bana küçük hareketlerin ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu yani elbette bazen insan kalmak zor olabilir. Özellikle de kendimizi baskı altında hissettiğimizde ya da etrafımızdaki dünyanın çöktüğünü düşündüğümüzde. Adeta dünyanın başımıza yıkıldığında. O anlarda sadece kendimize odaklanmak ve başkalarına empati göstermemek kolaydır. Ama tam da o anlarda insanlık daha da önemli hale. Bize tüm farklılıklarımıza rağmen birbirimize bağlı olduğumuzu hatırlatır. Belki kötü bir gün geçiren birine söylenecek nazik bir söz ya da bizi sinirlendiren birine karşı biraz sabır göster. Bu küçük hareketler bize daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu ve birbirimizi destekleyen bir toplum içinde yaşadığımızı. Peki günlük hayatımıza daha fazla insanlık katmak için ne yapabiliriz? Bence bu daha bilinçli yaşamaya başlamaktan geçiyor. Genellikle basit şeylerle başlar. Birini sözünü kesmeden dinlemek ya da stresli olsak bile bir arkadaşımıza yardım etmek gibi. Belki de kendimize karşı da daha insancıl olmak. Çünkü kendimize şefkat gösterdiğimizde bunu başkalarına göstermek daha kolay hale geliyor. Biraz daha hoşgörü, biraz daha az mükemmeliyetçilik. Bu da insanlığın bir parçası. Sonuç olarak insanlık büyük ve ulaşılması zor bir kavram değil. Etrafımızda fark edilmeyen küçük anlarda her yerde mevcut. Belki de her gün kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bugün dünyayı biraz daha insancıl yapmak için ne yapabilirim? Bugünkü konumuz insanlık üzerindeydi. Umarım bu bölüm sizde bir şeyler uyandırmıştır. Bu konuda paylaşmak istediğiniz düşünceler veya hikayeler varsa sizden haber almak beni mutlu eder. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve unutmayın bazen en küçük hareketler en büyük farkı yaratır. Eğer bir sonraki bölümün konusu için bir öneride bulunmak istiyorsanız açıklama alanına yazın. Ben Deniz Emine Çambel. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler dilerim.